mutlu ettiniz. Ben Selim Tuncer, Arzu'nun ifade ettiği gibi 30 küsür yıldır reklamcılık sektöründe GM adlı bir reklam ajansının başkanlığını yapıyorum. Her ne kadar bugün burada sizin karşınızda yapımcı kimliğimle otursam da. Bu zamana kadar reklamcı olarak biz 30 saniyelik, 1 dakikalık anlatıları filmleştirirken biraz da böyle uzun metrajlar, 2 saatler, 3 saatler yapalım dedik. Bu bir katkıda bulunmak istiyoruz. Sinegenna yapım şirketi bir film fabrikası olmak niyetinde değil. Öncelikle onu belirtmek isterim. Nitelikli, daha önce anlatılmamış özgün hikayeleri bulup çıkararak, aynen son akşam yemeğinde olduğu gibi sinema seyircisine, dizi seyircisine, platform seyircisine nitelikli sinema işleri sunma arzusunda olan bir yapımcı. Ben başından bu yana çok yüksek bir heyecanla, gerçekten bunu gözlemliyorum her adımda, ekibin her katmanında gözlemliyorum. Çok yüksek bir heyecanla bu projeyi sahiplenen tüm yapım ve yönetim ekibine, yine bizimle aynı heyecanı, benzer heyecanı paylaşan oyuncularımıza, burada olmayanlar da dahil olmak üzere ve gösterdiğiniz ilgi için siz sevgili basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Ben bahsetmek bile ellerimi terletiyor. Çünkü dinlerken bile içim titredi. Ben 17 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli Atatürk sevgisiyle büyüdüm. Şu an ağlamamak için biraz artırıyorum. Çünkü bir Atatürk genci olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu işe başlamadan birkaç gün önce, haberini net almadan önce bir anda Atatürk'ü gördüm. Ki normalde böyle şeylere inanmam ve hayatımda ilk defa Atatürk'ü rüyamda görmüştüm. Bana kırmızı bir damga bastırıyordu. Dedim bunu niye yapıyorum? Dedi ki doğru yaparsan seni yanıma alacağım dedi. Wow. Ben de tamam dedim, rüyamı da kesildi. Onun heyecanı zaten günlerce üzerinden atamadan sevgili menajerim aradı ve karakter olarak ilk kez oynayacağım, bu Atatürk filmde oynayacağım, bana iletti. Heyecanımı zaten yaşayamadım, yani nasıl yaşayacağımı şaşırdım. Ben Nigar'ım, Azize ve Yakup'un kızıyım. Bu işte olmaktan çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Asla unutamayacağım bir şey. Az önce Onur abi gördüm Atatürk kılığında ilk defa ve içim titredi. Çünkü ben kıyafetlerimi giydim de Sedif Çiftliği'nde. O muhteşem dekoru, her şeyi yaşadığımı, ruhumu benimsedim. Ve kendimi o dönemde hissettim. Atatürk'ü hayal ettim. Ve bir an durduğum oldu sahnede ve onu düşünürken sizi de görünce gerçekten Atatürk bu kadar güzel okuyordu. O kadar çok güzel bir kraliyemişsiniz. Yani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Siz de görünce anlayacaksınız eminim ki. Çok saygı duyuyorum. Burada olmaktan onur duyuyorum. Umarım ben de size ve Atatürk'e layık bir geç olabilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun lütfen. Bence dağılabilir. Ben de o tamam diyecektim gerçekten. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. O kadar güzel konuştu ki herkes. Yani ben Vecihe'yi oynuyorum. Latife'nin kız kardeşini oynuyorum. Ayrıca Türk'ün de baldızı oluyorum. yani Latife öyle bir karakter ki, onunla dün biz de bir iki saniyemizi çektik. Ve o kadar değişik bir kadın ki, onun kardeşi olmak, onun tam zıttı olarak hayal kurdum. Hep Vecihe'yi onun tam tersiymiş gibi, daha böyle hani ön planda o ama arkadan da yumuşacık dualarıyla destek eden bir kadınmış gibi hayalini kurdum açıkçası Vecihe'nin.
Ben bu yapım şirketiyle ikinci projemi yapıyorum. İlk projelerinde de beraberdik. Ve o kadar sıcak bir set ortamı vardı ki, o kadar güzel bir enerjisi vardı ki oyuncularında, herkesin. Yani o kadar keyifli bir iş çıkardık ki. Ve buna da asla kayıtsız kalamadım. Çünkü Selim Bey'i gerçekten çok seviyorum. Bu yapım şirketiyle çalışmak da benim için çok kıymetli. Diğer oyuncu arkadaşlarım, yani burada tanıdığım, henüz çok fazla vakit geçiremedik birlikte. Çünkü herkesin sahneleri farklı olduğu için. Ama herkesin enerjisi o kadar burada ki, yani burada olmasam bile buraya her geldiğimde sanki o herkesin burada hissettiği, bütün oyuncuların burada oynadığı bütün sahnelerin enerjisini, duygusunu hissediyorum içinde açıkçası. Yani öyle bir işin içindeyim gerçekten. Yani çok mutluyum. Böyle bir işte Vecihiye oynamaktan çok onur duyuyorum gerçekten. Böyle bir işin içinde olmak, böyle bir hikayenin içinde olmak. Elinize, emeğinize sağlık gerçekten hepinizin. Çok güzel bir iş çıkacağına eminim. Eminim hepimizin ruhunu sizin gibi güzel ruhlu insanlar da fark edecektir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Bir çocuk oyuncumuz. Bahseder misiniz rica etsek? Herkes hoş geldi öncelikle. Senaryo okuduğumuz günden itibaren tek bir hedefimiz vardı. Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de herkesle bu şahane hikayeyi paylaşmak. İçeride duyduğunuz seslerin gürültünün en büyük sebebi filmimizi sizlere seyredecek hale getirmek. Nasıl anlatayım? Her şey, gördüğünüz her şey, Çankaya Köşkü'nü gezdiğimizden beri ekibimizle her şeyi birebir aynı yapmaya çalıştık. Kostümlerimizden dekorumuza koyduğumuz her parçanın o tarihe uyması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ben oyuncularımıza, sayın yapımcımıza, arkada çalışan kocaman teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok keyifle izleyeceğimiz bir iş olur. Bu arada hem gülüyoruz hem ağlıyoruz biz senaryo okuduğumuzdan beri. Böyle dalgalı ruh halimiz inşallah seyrettiğinizde size de yansır. Teşekkür ediyoruz. Sorularınızı alalım lütfen. Varsa, yoksa röportajlara geçeceğiz. Bir genel planlar çekilsin bir dakika. Bardakları alalım ister misiniz? Çok heyecanlı bir şekilde bu projemize asıldık. Bir süreden beri çok hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada ekibin heyecanı bizi çok iyi yerlere taşıdı. Ekipten kastım tüm oyuncu kadrosu, kamera arkası ve kamera önü. Hikayemiz çok karmaşık, olduğu kadar çok tatlı bir serüveni anlatıyor. Bildiğiniz gibi Osmanlı'dan Cumhuriyet döneminde geçişte tüm farklılıklara rağmen insanların nasıl bir arada kalabildikleri, bir arada anlaşmanın, bir arada yaşayabilmenin ne kadar mümkün olduğunu değindiğimiz bir konu işliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına dair birçok film yapılıyor, yapıldı, bundan sonra da hep yapılacak, yani Cumhuriyet'le ilgili. Ama biz çok farklı bir yerden konuyu ele aldık. Filmimiz Çankaya Köşkü'nün Cumhuriyet'in ilk ilanından önceki akşam Çankaya Köşkü'nün mutfağında başlıyor. Her ne kadar üst katta Cumhuriyet'in ilanına dair hummalı bir çalışma yürütülse de alt katta bizim halkı temsil eden mutfak çalışanlarının hikayeleriyle iç içe geçmiş bir olay örgüsü taşıyor. Senaristimiz gerçi çok daha net değinir ama çok mutluyum böyle bir proje içinde olmaktan.
şu ana kadarki çektiğimiz sahnelerde çok yüksek performans almaktan, oyuncularımdan daha da mutluyum. Daha önceki çalışmalarımızda, toplantılarımızda, yapım grubuyla da konuşuyorduk. Yani her şey elimizin altında artık, hani ne duruyoruz, bir helva yapalım meselesi gibi filme de konu olan bir noktadayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İsterseniz seneniz... Dizi yazdım. İlk sinema filmi. Beni bu kadar heyecanlandıran, masadan kalkmak istemediğim, ya bir sahne daha yazalım, bir sahne daha yazalım dediğim ender projelerden biri. Çok heyecanlandık. İlk aklımıza geldiği andan itibaren paslaştı, konuştu, etti. Tıpkı fikirler ana karnına düşen bir cenin gibidir. O nasıl böyle büyürse, gelişirse. Son akşam yemeği de bizde öyle oldu. Biz onu çok sevdik, büyüttük, doğurduk ve teslim ettik. Oyuncularımıza teslim ettik, yönetmenimize teslim ettik. Bizim için çok ayrıcalıklı bir proje. Başka? Uygun toprağı buldu ve şu anda boy veriyor. Evet, bizce. Boy veriyor. O çocuk. Aynı zamanda sanatın birleştirici gücünden kimsenin şüphesi yok tabii ki. Tarihleri, coğrafyaları, insanları, hikayeleri birleştiriyor sanat. Biz bunun gücüne sığınarak, arkamıza bunu alarak bir birlik, bir devam hikayesi kurguladık. Bu film aslında Cumhuriyet'in kurulduğu ve Osmanlı'nın sanki tırnak içinde sona erdiği geceyi anlatıyor. Oysa ne kadar bitti dersek diyelim, soframızda yemeği var, aklımızda hatıraları var. Dolayısıyla tam olarak hiçbir şey bitmiş değil. Biz o anılarla, o mirasla yolumuza devam ediyoruz. O farklılıklarla, farklı görüşlerle bunları bir arada toplamayı başararak yolumuza devam ediyoruz ve bugünden, Cumhuriyet'in 100. yılından bakıp, geriye doğru bakıp bir film yapıyoruz. Demek ki doğru yoldayız diyorum, anlayış olarak, toplum olarak, ülke olarak. Anadolu birliğin şekillendiği yerdir. Şu anda soframızdaki yemeklerin ta Göktürklerden, işte Anadolu erenlerinin sofralarından izler taşıdığını söylemek mümkündür. Senaryomuzda bu birlikten besleniyor, bir devam hikayesi. Aslında hiçbir şey bitmedi diyoruz. Biz yolumuza ahirlerle, onlardan kalan küçük eliflerle, onların idealleriyle devam ediyoruz. Onlar sahip çıktığı sürece nice 600 yıllar yaşayacak Cumhuriyetimiz. Biz de bu kutlu istiklal yürüyüşünün bugünkü neferleri olarak böyle bir köprü projeye imza atmış olmaktan dolayı çok çok gururluyuz. İnanılmaz mutluyuz. İlk başlarken çok samimi bir şey söyleyeceğim. Kim izler dedik. Sonra çok kimse korktuk. İzlemese de biz bunu yazacağız dedik. Bu bizim borcumuz Cumhuriyet'in 100. yılına diye düşündük. Ama sanıyorum bu iyi duyguların karşılığını buldu bu iyi duygular. Selim Bey gibi projeyi 100 metre öteden tanıyan bir yapımcıyla karşılaştık. Ve tabii ki oyuncular bu işin sürprizi oldu. Şu an Engin Bey yanımda ve ben inanamıyorum onunla bu projeyi paylaşmış olmaktan dolayı. Yazdıklarımızı onun seslendiriyor olmasından dolayı, onun sesiyle vücut bulmasından dolayı. Keza diğer oyuncularımız, Engin Hanım. Bu bir rüyaydı. Benimle bu rüyaya ilk yatan kişi Mirmer Özçınar'dı. Kalem arkadaşım, uzun yıllardır kendisi. Birbirimizin bütün yalanlarına inanırız. İnanırız. Buna da inandık. Buna da inandık. Ve şimdi görüyorum ki buna inanan herkes son akşam yemeği masasında. Ama bu son yemeğimiz değil. Bundan emin olabilirsiniz. Bir şey daha belirtmek istiyorum. İstiklal Savaşı Samsun'da başladı, İzmir'de son buldu. Ayla Samsun'da, ben İzmir'deyim. Ve muhteşem olur diyoruz. İnşallah evet. Yolu açık olsun. Tabii bizim
ben size hani senaryodan böyle küçücük bir cümle şey yapabilirim değil mi? Ben verebilirim. Spoiler var mı ama? Yok, hayır. Saray mutfağımızın başına şöyle bir yazı astık biz senaryoda. Ocağımızın, kuzinemizin başına. Yemeği pişiren aşçıdır, aşçıyı pişiren tecrübedir. Biz bugüne bir günde gelmedik. Cumhuriyet de öyle. Nice kanlar döküldü, nice savaşlar verildi, nice ahirler pişirdi. Onların anısına bu film, bu kutlu istiklal yürüyüşüne atfediyoruz biz bu senaryomuzu Dilmer'le birlikte. Şu anda doğru ellerde olduğu için çok çok mutluyuz. Aklıma da başka bir şey teşekkür vermiyor ederiz. Şimdilik. Sağ olun. Sonuçlarımıza verelim. Sağ olun. Böyle bir şey filmde çok zamandır oynamak isterdim. Ve neticede teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bir şeyi yakaladım. Şöyle ki, son akşam yemeği. Ortada bir yemek var. Yemeği yapan da birisi var. O da benim. Yaptığım son akşam yemeği filmde ama son akşam yemeği olmayacak bu. Bu filmlerin devamı gelecek. Çünkü bundan evvel Atatürk filmi dediğimiz zaman bizim önümüze şablon şeklinde at üstünde işte Sakarya Savaşları, Dumlupınar Savaşları filmler girip ve dolaylı olarak da bir üst kademe, yani Çankaya. Bu çok ekstrem bir şey olmuş. Halk var. Halkın düşüncesi var. Halkın isteği var. Benim bir sahnem var burada. Atatürk de orada konuşuyoruz diyor. İşte bunları sizi diyor kaçak olarak dinledim mi? Engin abi az önce çektik ne yapıyorsun? Netice itibariyle böyle bir filmde oynadığım için çok mutluyum ve çağıranlara, beni isteyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. O zaman tamam başlıyorum. Aslında yani yapımcımızın, Engin abinin, yönetmenimizin, herkesin söylediği gibi ilk etapta rolün teklifini aldığımda çok heyecanlandım. Bir korku kapladı içimi. Daha sonra hikayeyi okumaya başladım. Hikayenin içerisinde az önce dile getirdikleri gibi çok çok farklı doneler vardı. Yani bugüne kadar anlatılmış bütün Atatürk hikayeleri tabii ki hepsi bizim için çok önemli. Ancak bu konuya biraz daha farklı bir yerden yaklaştığını düşünüyorum hikayenin. Ufak bir kız çocuğunun gözünden yaklaşıyor ve aslında bir Mustafa Kemal anlatımı bekliyorken Çankaya Köşkü'nün mutfağını anlatan bir film yapıyoruz aslında. Atatürk aslında bu hikayenin içerisinde bir yardımcı kahraman diyebilirim. Çünkü asıl anlatmak istediğimiz şey Türk milletinin kendine ait olduğu egemenliği ve hakimiyetidir. Kendi kendini yönetebilmesidir. Aslında bunu hangi evrelerden geçerek bugünlere geldiğimizi anlatmaya çalışan bir film var. Ve bunu çok lokal, çok küçük bir hikaye içerisinde devleştirerek yapan bir hikaye var. Okumayı bitirdiğimde menajerimi hemen aradım ve yani bunu oynamak istiyorum dedim. Çünkü farklıydı. Bugün de ilk defa sete çıktım Atatürk olarak. Çok heyecanlıydı. Ama iyi bir yere varacağımızı düşünüyorum. Çünkü herkesin söylediği gibi inanan bir ekip var elimizde ve çok güzel bir kadro var. Yani gereken parametreler elimizde ise başarı kaçınılmaz olacaktır bence. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Pelin Hanım buyurun lütfen. Ben de öncelikle çok gururlu, çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Yani bütün karakterler ayrı ayrı bu proje için heyecan duyuyor biliyorum. Çünkü çok çok gururlu bir yerdeyiz. Ben Latife Hanım'ı oynuyorum bu arada bilmeyenler için.
Mustafa Kemal'in resmi olarak evli olduğu, tek evli olduğu, 2,5 yıl evli kaldığı Latife Hanım'ı oynuyorum. Latife Hanım'ı hep ilkokul yıllarında, işte Zübeyde Hanım, Latife Hanım, böyle hani kafamızda böyle küçük küçük isimler ama hikayelerini şimdi ben oynayacak olduğumdan dolayı Latife Hanım'a daha çok yoğunlaştım. Sürekli okuyorum, sürekli araştırıyorum. Ya o kadar başka bir dünya ki ve beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Paşa'nın sürekli yanında olması, ona güç, kuvvet vermesi, sağlığıyla ilgilenmesi, demokratik işlerinde çevirmenliğini yapması, inanılmaz entelektüel bir kadın, çok çok zeki, çok neşeli. Ben içgüdülerimi oyuncu olarak hep güvenirim. Çok Latife Hanım oynanmış sanırım. Ama ben hiçbirini izlemek istemedim bilerek. Benden ne çıkacak? Ben ne hissediyorum? Ve genelde izlediğim videoları var Latife Hanım'ın. Ve yazılanlardan da ziyade orada ben başka şeyler hissediyorum onunla ilgili. Ve ben de bunu yaşatmaya çalışacağım. Senaristlerimize gerçekten buradayken söylemek istiyorum. Harikasınız. Okuduğum zaman o kadar heyecanlandım ki yani her sayfasında kalbim küt küt atmaya başladı. Daha önce okuduğum hikayelerden çok farklı. Halkın gözünden bunu anlatıyor olmak, onu mutfağı görüyor olmamız. Cumhuriyet'in ilanından bir gün öncenin o telaşın içindeki o güzelliği göreceksiniz. Yönetmenime de, yapımcıma da, bütün oyuncu arkadaşlarıma da, set arkasına da ve inanılmaz sunmalı bir çalışma var bu arada sanat tarafında da. Dekorlarımız muhteşem. Zaten dün bir sahne çektim ve kostümümü giyip oraya oturduğum zaman sanki gerçekten o dönemde ve oraya aitmişim gibi hissettim ve bence bu yorumcu için çok önemli. Kadar. Çok mutluyum. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Eğlenceli, biraz daha o durumu kavramaya, anlamaya çalışan ekibiz. O yüzden beraber oturalım istedim. Lütfen önce siz başlar mısınız? Lütfen olmaz. Rica ederim. Hocam yani olmaz. Çünkü yani aşçının yanında ben nasıl konuşabilirim? Çarpar yani. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın yapımcıma, yönetmenime, senaristlere ve oyuncu arkadaşlarıma ve ayrıca biraz önce seslerini duyduğunuz o ekibe bir şey yetiştirmeye çalışıyorlar. Takdir edersiniz ki 29 Ekim'de çünkü bu film izlenecek. Çok müthiş bir ekip var. Çok güzel bir dekorun içerisinde çok iyi bir iş çekiyoruz. Gurur verici bir iş çekiyoruz. Ve biz o işin içerisinde herhalde bir oyuncunun isteyebileceği, yani kendi adıma söyleyebilirim, en güzel doneleriz. Neden? Çünkü herkes Cumhuriyet'le, Mustafa Kemal fikriyle, zikriyle, o dönemin koşullarıyla ilgili birçok şey anlattı, birçok şeye vakıf, birçok şeyi araştırıp bulabilir. Ama Çankaya Köşkü'nün mutfağında çalışan ve Cumhuriyet'le ilk defa karşılaşan insanların herhalde tepkilerini sanırım bizle beraber görecekler. Biz de öyle gördük. O yüzden biraz eğlenceli, biraz hüzünlü, biraz dramatik, Engin abiyle biraz didişmeli, keyifli bir film çekiyoruz. Çok da güzel gidiyor. Söylenebilecek çok şey var ama az tutmak daha iyi herhalde. Buyurun, benden bitiyor. Evet, tabii söylenebilir. Hoş geldiniz öncelikle. O kadar çok cümlem var ki hepsini düzgün bir şekilde sıralamak çok zaman alabilir. Öncelikle Azize karakterini canlandırıyorum. Bu bilgiyi vereyim. Muhteşem bir sanat eseri bana göre. Aynı zamanda da inanılmaz da bir duyguya hizmet ediyor. Ben projeyi kabul etmemin en önemli sebeplerinden biri bu. Son zamanlarda hep şunu düşünüyorum yani, hepimiz gibi birlik olmalıyız, bir olmalıyız, tek olmalıyız, tek beden olmalıyız ama hep ayrıyız. Okuduğum andan itibaren aslında hepimizin ne kadar tek ve bütün olduğunu ve olmayı hatırlamamız gerektiğini, dolayısıyla da bu projenin aynı zamanda da bir hizmet olduğunu düşündük. Bu beni çok heyecanlandırdı. Evet, bir sinema filmi çekiyoruz. Tabii ki bir sinema filminin bütün hani geçerli sebepleri mevcut. Ama bana sorarsanız, hani biz ilk çekim gününde bir ruhla girdik buraya. Yani İstiklal Marşı'nı okuduk,
Mustafa Kemal Atatürk'e Koçak'ta böyle bir saygı duruşunda bulundum. Ve inanın böyle biraz size mistik, egzajere gelebilir ama gerçek bu. Burada ne kadar arkadaşım çalışıyorsa, kim varsa aynı hisle girdik. Biz bunu yapabildiysek bence ülke olarak da bunu yapabilecek güce sahibiz. Umarım bunu hatırlatmak için bir küçük aracı oluruz. Haddimi aşan cümleler kuruyorsam da lütfen affedin. Bu kadar güçlü bir hissim var. Oynadığım rol evet halkı temsil eden küçük bir parçası. Ama ben bütün bu duygularla oynadım. Tekrar birlik olmanın heyecanı içinde olmayı çok istiyorum, diliyorum. Ve arkadaşlarımla çalışmaktan da çok mutluyum. Sizin yanınızda olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Senaryo için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım izleyen herkese ulaştırabileceğimiz bir ruh emanet ederiz. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey buyurun lütfen. Yalkut karakterini oynuyorum. Aşçı Yama. Şimdi ben bu söylenenlerin dışında bir şey söyleyebilirim sadece, ekleyebilirim. Hep böyle sunulan bize bir vitrin vardı ya o döneme ait ya da sonrasında. Bir mizansen seyrederdik biz fotoğraf ya da video kayıtlarında. Sonrasında böyle şeylerle karşılaştık. Atatürk'ün daha önce hiç görmediğiniz fotoğrafları, Atatürk'ün daha önce hiç görmediğiniz görüntüleri falan diye videolarla karşılaştık. Bir tanesi mesela hiç aklımdan gitmez. Atatürk oturur, arkasında da biri bir meyve yer. Omzuna o meyvenin suyu fışkırır. Ama çok doğaldır o an. Herhangi bir mizansen, herhangi bir vitrin yoktur orada. İşte biz orada bizim yüzümüzü güldüren, bizim içimizi ısıtan o an kadar sıcak bir şey yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ya da Atatürk'ün salıncakta kahkaha attığı bir fotoğraf vardır. O kadar sıcak bir şey çektiğimiz ya da üzerine çalıştığımız iş. Ben sadece bunu ekleyebilirim. Projenin içinde bulunan herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Buyurun. Sizden başlayalım, sonra size geçelim. Buyurun. Rolümüzü ve filmle ilgili görüşlerinizi rica ederim.